Sevgili arkadaşlar merhaba, ismim Zehra Yiğitavdan. Bugün sizlerle Kent Planlama ve Afet Risk Yönetimi kitabının dördüncü ünitesi olan Planlama ve Afet Risk Yönetiminde Analiz ve Görsel Sunum konusunu anlatmaya çalışacağım. Bu üniteyi tamamladıktan sonra veriyi analize hazırlayabilme ve analiz edebileceksiniz. Bilginin sunumunda farklı araçlar kullanarak görselleştirmeyi kullanabileceksiniz ve son olarak da mekansal verinin görsel olarak aktarılma biçimlerini öğrenebileceksiniz. Bu bölümde verinin kullanılması ve yorumlanması ile üretilen bilginin afet risk yönetimi ve sakının planları çerçevesinde görselleştirme yöntemlerini aktarmaya çalışacağım. Veri, bilginin çıkış noktası, temelidir ve rasyonel bilginin geliştirilmesi için nesnel bir zemin hazırlar. Bilgi ile veri karıştırılan, hatta birbir yerine kullanılan kavramlar olduğu için aralarındaki farkın anlaşılması önemlidir. Bilgi, verinin yorumlanmış halidir. Verinin işlenmesi ve düzenlenmesi ile elde edilir. Veri elde edilirken gözlem ya da ölçüm sayısı çok tutulmuş veya birbirinden farklı birden fazla kaynak kullanılmış ise temizleme ve uyumlandırma gibi ön çalışmalarla düzenlenip işlenmeye hazır hale getirilmesi gerekebilir. Analizler veriyle ve araştırmanın amacıyla bağlantılı olarak çok çeşitli olabilir. Kent planlamada ise daha çok istatistiksel iktisadi ve mekansal analizlerden faydalanılır. İstatistik alanında tanımlayıcı istatistik, ilişkisellik ve kümeleme analizleri sıklıkla kullanılır. Bilginin elde edilmesi ve işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi kadar doğru, verimli ve etkin bir şekilde aktarılması da önemlidir. Bilginin görselleştirilmesi ile insan bilişi arasında yakın bir ilişki vardır. Çünkü görsel materyal hafızayı ve algıları destekler. Bilginin görsel aktarımında tablo, grafik, akış şeması gibi farklı sunumlar kullanılabilir. Tablolarda gözlemlere ya da ölçümlere ilişkin farklı değişken bilgileri listelenir. Satır ve sütunlar halinde oluşturulan tablolarda sıralamalar yaparak en düşük ve en yüksek değerleri görmek mümkündür. Grafikler, takibi ve kavramayı kolaylaştırmak ve özet bilgiyi tek seferde aktarmak adına raporlarda ve sunumlarda sıklıkla kullanılır. Her veri tipi farklı grafik türleriyle ifade edilebilir. Akış şemaları, grafiklerden farklı olarak eylemlerin, kişilerin ya da olguların belli bir sıra ya da döngü içinde sistematik biçimde aktarıldığı görsellerdir. Karmaşık bir sistemin bileşenlerine ayrılıp her aşamada hangi eylemin yapılacağı, eylemlerin gerçekleştirilmesinde kimlerin yer alacağı ya da hangi olgunun bulunduğu belirtilir. Aşamalar arasındaki ilişkinin akış yönünü de gösterir şekilde görselleştirmesi ile şemalar üretilir. Mekanda yer belirtir bir veriyi görselleştirmek planlamada oldukça önemlidir. Görselleştirme daha şematik olarak bu soyut bir anlatımla kentsel elemanların birbirine göre konumu, önemi ve aralarındaki ilişki ağlarını gösterebileceği gibi yeryüzünde kapladıkları alanın tam konumunu yansıtacak şekilde haritalarla, mekansal ve diğer türden bilgilerin bütünleştirildiği posterlerle ve çeşitli ölçeklerde plan paftalarıyla da ifade edilebilir. Şematik gösterim, mekansal bilgiyi çeşitli soyutlama düzeylerinde aktararak daha çok ilişkiselliğe ve bağlantılara vurgu yapmak amaçlı kullanılır. Sunuda Gediz Nehri ve deprem riskinin Saruhanlı'da birleşik etkisi şematik olarak gösterilmiştir. Haritalar yeryüzünde belli bir konumu olan ve mekansal olarak ifade edebilecek Jeolojik, coğrafi, demografik, tarihi olguları belli bir ölçekte ifade eder. Şekilde farklı bilgileri içeren bir tematik haritanın üretim süreçleri gösterilmektedir. Örnekteki tematik harita 2017 yılının Mayıs ayında meydana gelen ve büyüklüğü 4 ve üzeri olan depremlerin merkezlerini büyüklükleriyle orantılı olarak ve fay hatları ile birlikte göstermektedir. Haritalar, istatistiki, görsel ve metin şeklindeki diğer bilgiler de katılarak karma bir gösterimle poster haline getirilebilir. Bu yöntem konuya ilişkin yazılacak kapsamlı bir raporun tek bir görselde öz olarak iletilmesi şeklinde değerlendirilebilir. Posterler bilissel olarak algıyı destekleyecek şekilde görsel ağırlıklı metinlerin mümkün olduğunca kısa tutulduğu sunumlardır. Afet riski taşıyan alanlar hem üst hem de alt ölçek planlarda çeşitli biçimlerde ifade edilir ve buralara özel müdahale biçimleri ve kararlar plan notlarında belirtilerek plan paftalarına da işlenir. Planlarda riskli alanlar özel gösterimlerle belirtilir. Şekilde verilen Nazım İmar Planı'ndaki üç çizgi halindeki tarama heyelan alanını ifade eder. Bu alana ilişkin bir karar alınmış olduğu için hem Nazım imar Planı'nda hem de uygulama imar planında yeşil renk ve üçgen sembollerle ağaçlandırılacak alan olduğu ifade edilmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, birinci amacımız olan veriyi analize hazırlayabilme ve analiz edebildiniz. İkinci amacımız olan bilginin sunumunda farklı araçlar kullanarak görselleştirmeyi kullanabildiniz ve son amacımız olan mekansal verinin görsel olarak aktarılma biçimlerini öğrenebildiniz. Dördüncü ünitemizi burada noktalıyoruz. Beşinci ünitede görüşmek dileğiyle.